Bugünkü fuarımız Yapı Fuarı, Yapex Restorasyon Fuarı 5.'si düzenleniyor Antalya Expo'da. 18-19 Kasım arasında Expo'da Kırsal Yaşam, Kırsal Miras adı altında. Buradaki tarihsel binaları da anlatan hem de yapı malzemelerini burada tanıtan bir fuar kuruldu. Evet, Antalya Büyükşehir TV'nin sizler için gezeceği bu fuarı mutlaka izleyin. Evet, sizi bilgilendireceğiz. Hemen bizi çok meraklandıran, girerken bir şömineye rastladık ve gördük, çok şık bir şömine, böyle cayır cayır yanıyor ve ben de böyle bir elimi sokuyorum, görmüş olduğunuz gibi, ama yanmıyorum değil mi, gördüğünüz gibi. Evet, öyle güzel yapmışlar ki inanılır gibi değil, ateş varmış gibi sokuyorsunuz elinizi ama yanmıyor efendim. Böyle değişik bir dekorasyon yapmış burada. Çok ilginç ürünler ve ilginç objelerle karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. Evet, bir tane de burada yine büyük bir şömine yapmışlar. Yine aynı şekilde burada da böyle alev alev çıkıyor. Bu alev gibi yanıyor ama elimizi soktuğumuzda yanmayan ateş nasıl oluyor? Elektrikli şöminelerimizin altta su depoları var. Buharla hem odanızı nemlendirebiliyorsunuz, içerideki nemi sağlayabiliyorsunuz. Uzaktan kumandayla kontrol var. Yani bu yanına gidelim. Gördüğünüz sadece süs değil. Dilersek bunu biz yani şu buharla, su buharıyla evimizdeki nem oranını mı ayarlamış oluyoruz? Onu ayarlamış oluyorsunuz. Faydası bu. Görselden hariç. Evet, hem görsel hem sağlık açısından yararlı bir ürün. Fuarda enteresan bir ürün mü diyelim, hediyelik eşya mı diyelim, ne diyelim biz buna? Teşekkür ederim. Sanat eseri de dehşet. Sanat eseri diyelim, ahşaptan yapılmış, sedir ağaçlarından yapılmış, bölgemizin ağaçlarıyla, kabukları, yadış kabukla yapılmış bir eser. Antalyalılar pek yabancı değildir buna. Kale içinde aynısını görebilirsiniz. Yaban dağ keçileri. Bu sene Communities in Bloom da Kanada'da 35 ülke arasında ödül almış bir eserimiz var kale içinde. Burada onların değişik figürleri. Kale içinde yaban dağ keçileri, burada geyik heykelimiz, at heykelimiz, hepsi mevcut, evet. Peki, yani şimdi baktığınız zaman evet uzaktan tamam olmuş. Ama bu ağaç parçalarını ve bu dalları doğal şekilleri değil mi bunlar? Yani kesinlikle. Siz şekillendirmiyorsunuz. Bakın, ben kesinlikle şekillendirmiyorum. Bununla bir ortak çalışmam var. Elmalı Sidir Ormanlar Araştırma Ormanı Bölge Müdürü ile birlikte Figen Hanım bana sağ olsun kapılarını açıyor ve belli dönemlerde bu parçaları topluyorum. Bunların her biri bir kas ayarında. Demek istediğim bir anatomi çalışıyor. Siz ağaç odun dallarını diyeyim kas gibi görüyorsunuz kas galiba. Kas gibi görüyorum. Her parçasını vizyon olarak kafamda yerleştiriyorum ve doğru yerine koymaya çalışıyorum. Hiç kesinlikle dokunmuş yapmamaya çalışıyorum. Çünkü üzerinde ilahi bir dokunuş olması gerekiyor. O da doğanın dokunuşu, benimki değil. O müthiş de ilahi dokunuşlarla yapılmış bir çalışma. Ben şu tarafa geçeyim bir yandan. Bunu tabii detaylarıyla şimdi izleteceğiz size. Göstereceğiz. Peki gördüğüm kadarıyla küçük vidalarla yapıştırmalar mı var? Nedir bunun birleşimi? Değişik etaptan geçiyor. İlk önce bir demir iskelet kuruluyor. Bu demir iskeletlerde tijlerle büyük parçalar monte ediliyor. Büyük parçalar sağlam bir şekilde monte edildikten sonra daha küçük ve daha küçük ve gittikçe küçükleşen parçalarla devam ediliyor. Onlar için de vida, küçük çivi ve aparatlar kullanılarak devam ediliyor. İşte o kadar. Tabii siz de bunları işlerken mutlaka bu enerjiyi alıyorsunuz. Peki. Bunlar hep canlı varlıklar. Merak ediyoruz bunu. Satın almak istedik böyle bir şeyi. Fiyatlar nasıl? Yani neye göre değişiyor? Emeğe göre değişiyor. Emeğe göre değişiyor. Bunlar her biri 1500 ile 2000 arasında, metre arasında, yüksek vadilerin arasından toplanıyor. Akabininde bir 2 aylık bir çalışma var. Bunun 1-2 haftası anatomi çalışarak geçiyoruz. Daha sonra atölye çalışmaları, demir çalışması, sonra ahşap çalışması. 2,5 ay sürüyor her biri.
Fiyatını da soracak olursanız dünya piyasalarında 40 bin ile 60 bin euro arasında değişiyor. Biz de biraz daha hesaplı diyebilirim. Ne kadar mesela? 45 bin liradan bahsediyoruz. Evet. Bize TL olarak. 45 bin lira. Hani eskiden böyle dağ evlerinde oturacak olsaydık böyle bir OG'ye oturacaktık. Çok eskilerde yaşasaydık ki yapılmıştır bu. Değil mi? Şimdi çok güzel ve yeni mekanların içlerinde. Bakın. Nereye koyarsanız koyun. Varsayalım ki bir ayakkabınızın yan tarafında böyle bir şey koydunuz. Sabah oturup da ayakkabınızı bunun üzerinde giyip bir 5 dakika enerjisini almak muazzam bir görüntü. Ya da kapıda ilk açtığınız zaman doğanın bir parçasını günün stresinden sonra evinizin sizi ilk karşılayan obje olarak görmek, o da muazzam bir görüntü. Kapıda yattıktan sonra sabah sanki dışarıda yattınız. Doğada yatmış gibi bir hisle uyanıyorsunuz. Feyerik diyeyim. Perili bir dünyada uyanmış gibi hissediyorsunuz. Evet, güzel bir şey. Mazel ağacı. Ne ağacı bu? Mazel ağacı köktür. Sibirya'dan geliyor. Bunu daha çok ya şöyle anlatayım. Mermer doku gibi duruyor. Doğrudur. Bunu Bentley ve Jaguar'ın konsollarında kullanıyorlar. Bu dokuyu oradan tanırsınız, bu mantarlaşmış evet. Bölümleri. Lüks mobilyaların dış kaplamaları yapılır tamam, bu ağaçtan. Evet. Bu çok güzel bir toplantı masası. Özel bir ağaç. Ya, güzel bir villaya ortadan heykel gibi durabilecek bir eser. Yani bu misafir geldiği zaman ortaya konulup gittiği zaman kenara çekilecek bir masa değil. Bunun üzerine çok güzel bir kompozisyonla evin ortasında bırakacağınız bir masa lazım. Ya. Şehir deniz kenarındaysa deniz malzemesi kullanılması gerekiyor. Yani onu hatırlatan veya çok basit bir şekilde arkanızda bir tarihi varsa o tarihi mutlaka mekanın içinde kullanmanız lazım. Böyle bir tavan orada olması lazım. İlla ki babaannenizin evinde değil. Kendi mekanınızın içinde de olması lazım. Antalya'nın en lüks restoranının içinde böyle bir tavan olması lazım. Yabancı geldiği zaman evet ben Türkiye'ye geldim. Modern unsuruyla, geçmişiyle barışık ve geçmişine saygı duyan bir insan topluluğunun arasında geliyoruz. Japonlar için öyle diyoruz değil mi? Kesinlikle öyle. Merhabalar, Pirsus Asma Tavan Genel Müdürü Bülent Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Bülent Bey. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi aşağı yukarı 2006'dan beri bu asma tavan sektöründeyiz zaten. Asma tavan sektörü hızla gelişen bir sektördür. Ve çok değişik asma tavan çeşitlerimiz oluyor. Gittikçe daha iyi oluyor tabii ki. Bu şekilde her yılda fuarlara katılıyoruz, kendimizi tanıtıyoruz, bütün Türkiye'ye de tanıtıyoruz kendimizi. Gittikçe daha iyi olacak inşallah. Peki buradan müşteri kitlesine iletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kendinizi ifade etmek ister misiniz? Tabii ki. Şimdi gelen müşterilerimiz, şimdi biz de kurumsal bir firmayız. Gelen müşteriler çünkü asma tavan sektörü çok ciddi bir sektördür. Şu anda bütün inşaatlarda uygulanan bir sektördür. Değil mi? Yani taşeronlarla bizi birleştiriyorlar bazen. Hı. Bu yanlış yani. Bu tabii sizin için sıkıntı tabii teşkil ediyor. Mesela Antalya'da çoğu gitmişim yarım işleri bitirmişim. Adam vermiş, taşerona vermiş, taşeron bitirememiş. Bu sefer bizi firmayı seçtiğine bizi çağırıyor. O zaman maliyeti de yükseliyor adamı. Müşterilerimize. Onun için yazık, müşterilerimizin daha iyi tercih etmesi lazım. Olimpik havuzculuğun sahibi Hasan Tahsin Dedeoğlu ile birlikteyiz. Merhabalar Hasan Bey. Biz size firmanızla ilgili birkaç soru yönelteceğiz. Öncelikle firmanın tanıtımıyla başlarsanız çok sevinirim. Tabii ki. Havuz sektörüne aşağı yukarı bir 26-27 senedir uğraşıp duruyoruz. İstanbul firmasıyım aslında. Bodrum'da da ofisim var. Burada da işler yapıyoruz. Sektör çok büyüdü tabii. Hele bu Güney Antalya projesinden sonra 20 senedir falan çok büyük yatırımlar var. Tabii ki her sektör gibi bazı problemleri de var sektörün ama biz elimizden gelen en iyi işleri yapmak istiyoruz. Antalya'da büyük havuzlar vardır. Bunların projelendirmesini, imalatlarını yapıyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ne zaman kuruldu? 27 sene kadar oldu benim ilk bu işe başlayalı. Tabii o zaman sektör çok dardı. Sonra tabii ki bu villalaşmaların çoğalması, spor tesislerinin büyümesi,
karayollarının manevraları yakınlaştırması gibi etkenlerle tabii bizim sektörde bütün vidalaşma sektörü gibi, konu sektörü gibi aynı paralelde baya baya büyüdü. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim valla. Teşekkür ederim bu güzel diyalog için. Biz çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun. O değil.